Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle hafızalardan ve hatıralardan silinmeye yüz tutmuş il ve ilçelerimizi, semt ve mahalleleri belki de son olarak kayıt altına alıyoruz ve bunun için buruk bir mutluluk duyuyoruz. Amacımız bir alan çalışması, bir bilgi havuzu oluşturmaktır. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmanız bizleri teşvik etmektedir. İyi seyirler dileriz. Nereden geliyor kanalımızdan tekrar merhabalar. Bugün sizlere Eskişehir ve onun güzel ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini anlatacağım. Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan tarih ve kültürle yoğrulmuş bir şehirdir. İsimlerin kökenlerine hep birlikte bir yolculuk yapalım. Eskişehir, Eskişehir'in ismi, bölgenin eski bir yerleşim yeri olmasından kaynaklanmaktadır. Eski ve şehir kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Eskişehir, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur ve bu ismi, tarihinin derinliklerinden almıştır. Odunpazarı, Eskişehir'in merkez ilçelerinden biri olan Odunpazarı, adını Osmanlı döneminde burada kurulan büyük odun pazarlarından almıştır. Tarihi dokusuyla ünlü olan bu bölge, günümüzde de eski zamanların izlerini taşımaktadır. Tepebaşı, Eskişehir'in bir diğer merkezi ilçesi olan Tepebaşı, adını coğrafi konumundan alır. Şehrin yüksek noktalarından biri olan bu bölge, ismini buradaki tepelerden almıştır. Sivrihisar, Sivrihisar ilçesi, ismini ilçenin yakınında bulunan Sivrihisar Dağı'ndan almıştır. Sivri kelimesi, dağın sivri yapısını ifade ederken, hisar kelimesi ise kale anlamına gelmektedir. Tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Çifteler, bu ilçe, adını Osmanlı döneminde bölgede kurulan çiftliklerden almıştır. Çifteler kelimesi, burada bulunan çiftlikleri ifade eder ve tarımsal geçmişine atıfta bulunur. Alpu, Alpu ilçesi, ismini eski Türkçe'de, yüksek ve verimli ova anlamına gelen Alp kelimesinden almıştır. Bölgenin tarıma elverişli yapısı, bu ismin seçilmesinde etkili olmuştur. Beylikova, bu ilçe, Osmanlı döneminde beylik olarak bilinen küçük bir idari birimden adını alır. Beylikova, beyliklerin yer aldığı ova anlamına gelir. İnönü, İnönü ilçesi, ismini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından İsmet İnönü'den almıştır. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip olan İnönü, adını bu büyük liderden alarak tarihteki yerini almıştır. Mihal Gazi, bu ilçe, Osmanlı döneminde burada yaşayan Mihaloğlu ailesinden adını alır. Mihaloğulları, bölgenin yönetiminde önemli rol oynamışlardır. Mihalıççık, Mihalıççık ilçesi, ismini Osmanlı döneminde burada yaşayan Mihaloğlu ailesinin çiftliğinden alır. Çiftlik anlamına gelen çık kelimesi ile birleşerek bu ismi oluşturur. Sarıcakaya, bu ilçe, adını bölgedeki sarı renkteki taşlardan ve kaya kelimesinden alır. Sarıcakaya, doğal güzellikleriyle bilinir. Han ilçesi, ismini Osmanlı döneminde burada bulunan ve konaklama için kullanılan hanlardan alır. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan bu bölge, önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Seyit Gazi, Seyit Gazi ilçesi, adını Seyit Battal Gazi'den alır. Seyit Battal Gazi, İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan bir kahramandır ve türbesi burada bulunmaktadır. Devamı bir sonraki videoda. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.